Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Şehirlerin fonksiyonları ve etki alanlarıyla beraberiz. Buyurun Serkan Bey. Pek bir enerjik gördüm sizi. Çay içtim ondandır. Vay, bence yürekte yemişsiniz. Artistik de yapmadım ama, atar da yapmadım ama. Atarı gideri yok hocam, seviyorum seni. Şehirlerin fonksiyonu, hocam biraz birbirimize yanaşalım, kadraja sığmayabiliriz. Tamam, böyle iyiyiz. Böyle. İyiyiz. İyi. Şehirlerin fonksiyonlarından bahsediyor hocam. İlk yerleşmeler tarımla birlikte başlayıp geliştiği için sayıyor muymuşuz? Tamam, sayılık sorun mı? Yok. Tarımla birlikte başlayıp geliştiği için ilk şehirlerin ekonomik etkinlikleri tarım hocam. Şunu alayım hocam elinizdeki o bol yeşillik olan kısmı. Çömlekle ilgili bir resim bulamadım ama. Yok yok, neyle ilgili? Çömlek üretimiyle ilgili de bir resim vardı ama ya bulamadım. Ya o bitti. Ha, çömlek de mi vardı burada? He ya, ben bulamadım. Olsun bu hocam, canın sağ olsun. Burada çömlek üretimi de var arkadaşlar. Şurada varmış gibi davranın, tamam mı? Tarımla başlıyor hocam ilk şehirsel oluşumlar. Dolayısıyla ekonomik faaliyet tarım. Daha sonra işte zamanla tarım aletleri. Tırpan, orak gibi, aletler saban gibi gelişiyor. Aletler gelişiyor. Ve yeni meslek grupları ortaya çıkıyor. Tarım araçlarının gelişmesi hocam üretimi arttırıyor. Şimdi siz yiyebileceğinizden fazla buğday üretiyorsunuz. Adam da beslenebileceğinden fazla inek yetiştiriyor. Sizde fazla olan buğdayı o tarafa veriyorsunuz. O da kendisinde fazla olan ineği size veriyor ve takas sistemi başlıyor. Ticaret başlıyor. Bence bu ticaretin kökeni hocam. Bence de. Parayı daha sonra Lidyalı abiler buluyor. Eskiden yumurtayla tatlı verirlerdi, bilir misin? Ciddi misin? He. Doğrudur. Doğrudur. Daha sonra Lidyalılar olayı daha ileri götürerek parayı buluyorlar. Ticaret zamanla şehirlerdeki en önemli fonksiyonlardan biri haline geliyor. Ticaretin gelişmesi zamanla paranın ortaya çıkmasına, ulaşımın gelişmesine imkan tanıyor. Şehrin yönetimi ve koruması için ihtiyaç da zamanla yeni meslek grupları ortaya çıkmasına neden oluyor. Bu gelişmeler yeni şehirlerin ortaya çıkmasını oluşturuyor. Şimdi diyor ki arkadaşlar, biz daha önce köydük, evet, ama artık nüfus çok kalabalıklaştı. Ve bizde iş bölümü ortaya çıktı. Mesela adamın biri var, çok güzel mızrak fırlatıyor. Her attığında 12'yi vuruyor. O adamı asker seviyesine getiriyorlar. Abi bir tanesi var, adam bir toprak karıyor. Bir çömlek yapıyor. Hiç kimse o adam kadar iyi seramik pişiremiyor. O adam seramikçi oluyor. İş bölümü ortaya çıkıyor. Üretim artıyor. Parayı keşfediyorlar. Kendi aralarında parayla alışveriş başlatıyorlar. Ama şehri ne yapmak lazım? Korumak lazım. Evet. Şehrin etrafını surlarla çevirerek güvenlik teşkilatını ortaya çıkartıyorlar. Şehirlerin başlıca fonksiyonları var hocam. Tarım, sanayi, madencilik, ticaret, ulaşım ve turizm. Şimdi bakın, çok güzel bir açıklama var. Hiçbir şehirde tek fonksiyon görülmez. Hadi gelin bir örnek alalım. İstanbul bir sanayi şehri midir? Evet. Ticaret şehri midir? Evet. Turizm şehri midir? Evet. Turizm gelirinin %50'si Marmara bölgesinde. Tam bilmiyorum net rakam var mı? Net rakam. Aha. Türkiye'nin turizmde kazandığı her 100 doların 50 dolarını Marmara bölgesi kazanıyor. Hı. Hep tabii millet yanlış bilir. Yani 100 doların 50 doları Marmara'dan, 25 doları Ege'den, 16 doları da Akdeniz'den gelir. Niye dolar diyorsun da Türk parası demiyorsun? Çünkü turizm gelirleri dolar olarak söyleniyor genelde. Onun için söylüyorum. Yani Marmara birinci sırada. Fakat Marmara'da hepsi gelişmiştir hocam. İlginç. Turizm de gelişmiştir. Tarım, ticaret de gelişmiştir. Ulaşım da gelişmiştir. Sanayi de yok. Marmara'nın güneyinde Bursa Uludağ'da dar bir alanda wolfram çıkartılıyordu. O maden de zannediyorum kapatıldı. Balıkesir çevresinde biraz bor minerali çıkartılıyor. Ama yani var mı var maden. Ama madencilik pek söylenmez. Evet. Bazı şehirlerde bu fonksiyonlardan biri ön plana çıkıyor sevgili hocam. Mesela Esen şehri. Alayım ben hocam onu. Bunu geçen sefer Vural Hoca ile anlatırken Ruhr Havzası. Ruhr bölgesi diye anlatmıştık. Almanya yapan. Tabii. O 12. sınıf konusuydu. Bu işte Milli Eğitim'in bu eğitimde sarmal sistem dediği sistem bu. 11. sınıfta Esen'i veriyor. 12'de bütün Ruhr Havzası'nı anlatıyor. Güzel bir sistem esasında bu sistem. Göremedi çocuklar. Görün. Görün. Ruhr şehrini, Esen şehrini. 12. sınıfta biz bunu anlatırken dedik ki arkadaşlar, bakın burası daha önce neydi? Burası maden kömürü ve demir çelik alanlarıydı. Fakat daha sonra bütün dünya ülkeleri yaklaşık aynı fiyatlarla üretim yapmaya başlayınca buranın albenisi gitti. Gitti.
Bu nedenle burada artık neye döndü insanlar? Fuar ve panayır haline döndü. Almanya'ya bağlı bir şehirdir. Madencilikle birlikte işte şehir gelişmiştir. Kömür yataklarından dolayı kurulan demir çelik fabrikaları şehrin büyümesini sağlamıştır diyoruz. Roma'yı alayım hocam. Şu kolezyum var önünüzde, onu alayım. Buyur hocam. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar görsünler Roma'yı. Kısmen. Dini fonksiyonundan dolayı gelişmiştir hocam Roma. Hristiyanlığın merkezi olmuştur ve İtalya'nın başkentidir. Müthiş gelişmiş bir yerdir. Roma. Tabii. Şeye bakın hocam, bu çifte başkent diye geçer Roma. Neden? Hristiyanlık ve İtalyan'dan dolayı. Vatikan nerede? Değil mi? Vatikan burada. Evet. Hristiyanlığın merkezi olmasının nedeni bu. Dünyada bilmem kaç milyon Hristiyan'ın resmen kalbi burada atıyor hocam. Yani bir papalık seçimi yapılıyor. Adam günlerce meydandan bunları seyrediyor. Ve papanın ağzından çıkan her bir kelime inanan Hristiyanlar için çok bağlayıcı. Acayip bağlayıcı. Net bir kesin. Tabii. Bir açıklama yapıyor mesela. Bütün Hristiyanların hayata bakışı, politikası ona göre değişiyor. O nedenle çok kıymetli bir yer. Roma deyince aklımıza dini fonksiyon gelecek. Evet. Tamam mı? Ve çift başkent gelecek. İtalya'nın başkenti. Aynı zamanda Hristiyanlığın başkenti. Mekke ve Medine. Bu da bizim için çok kıymetli hocam. Evet. Bu da bizim için çok kıymetli. Allah gitmeyi nasip etsin diyelim mi? Diyelim. İnşallah. İnşallah. Hocam yine dini tarafı öne çıkmış. Dini fonksiyonlarından dolayı gelişmiş. Evet. Suudi Arabistan'a bağlı şehirdir. Ve Müslümanlar için kutsal şehirlerdir bunlar. Şimdi burada niye bunu zikrediyorum, sürekli söylüyorum? Mesela sınavda adam şunu soruyor. Bak sana LYS sorusu. 5 tane şehir veriyor hocam. Hangisi liman fonksiyonu öne çıktığı için gelişmiştir? Ya da hangisi dini fonksiyonu öne çıktığı için gelişmiştir? Sen hepsinin tek tek özellikle hangi fonksiyondan dolayı gelişmeni bileceksin. Kudüs. O elinizdeki Kudüs Marsilya. Yok. Kudüs'ü bulamadım. Kudüs yok, tamam. Sevgili hocam bakın, dini fonksiyonlarından dolayı gelişmiştir. Müslümanlar, Yahudiler ve Hristiyanlar için dini bakımdan kutsal bir şehirdir. Yıllarca Müslümanlarda kalmış. Selahaddin Eyyubi tarafından alınmış, öyle değil mi hocam? Evet. Meşhur. Ondan sonra Hristiyanlara geçmiş. Daha sonra Musevilere, Yahudilere geçmiş. Öyleyse Kudüs'le ilgili bir şey sorarlarsa nasıl bir şehirdir? Dini fonksiyonu nedeniyle gelişen bir şehirdir ve kıymetlidir. Mesela bakın, alayım o şeyi, fotoğrafı. Liman şehri değil mi? Tabii. Yani bunu artık liman şehri demeye gerek yok ya. Allah aşkına şuraya bakar mısın? Hocam zaten bak bak. Şuradan kalem kullanayım. Şuradan tutun. Bir başlıyor sahil. Görüyor musunuz hocam? Yani daha nasıl liman olsun? Her taraf marina, her taraf yat limanı. Bak şuraya dalga kıranını yapmış. Liman şehridir. Liman fonksiyonu öndedir. Fransa'ya bağlıdır. Akdeniz kıyılarındadır. Marsilya'nın geçimi neyden sağlanır limandan hocam? Denizcilik. Limancılıktan, deniz taşımacılığından sağlanır. Ve Tokyo. Tokyo dediğinizde, Tokyo dediğimizde, bu mu? Evet, aklımıza direkt olarak ne gelecek? Abi teknoloji gelecek. Teknoloji gelecek. Tokyo deyince teknoloji. Serkan hocam, ulaşım taşımacılık olur mu? O da olur. Ne alaka? Ya Japonya bir ada. Japonya'da doğal kaynak yok. Japonya'da enerji kaynağı hemen hemen yok. Yok. Adam Fukushima patladıktan sonra nükleer santralleri de yavaş yavaş kapatmaya çalışıyor. Peki bu adamlarda ulaşım gelişmemiş olsa sanayi için gerekli olan ham maddeyi ve enerji kaynağını nasıl nereden taşıyacak olabilir? Öyleyse teknoloji fonksiyonu ve ulaşım fonksiyonu öne çıkmıştır. Japonya'nın başkentidir. Dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip şehirdir. Net bilgim yok. Niye net bilgim yok? Çünkü bu seneki nüfus sayımlarını bilmiyorum ama 30 milyon üzerinde nüfusa sahip hocam. Tokyo. Tabii. Acayip kalabalık. Bu Japonlar ufak, onun için sığıyorlar. Bizim gibi olsa. Düşünsene Raşit, sen de benim Japon olduğumuzu. Bizi atarlardı Japonlar. Büyük bir ihtimalle. Ülkeyi yediler, kuruttular diye. Özellikle sanayi devrimi sonrası hızla gelişmiş. Ve son olarak Urfa'da Oxford vardı da biz mi gitmedik kardeşim? Diyen Oxford. Allah Allah. Oxford.
Eğitim fonksiyonu sayesinde gelişmiş İngiltere'nin bir şehri. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Trafik ışıklarının yanma süresinden tutun da esnaflarına kadar arkadaşlar bütün şehir eğitime bağlı planlanmış. Bütün şehir eğitime bağlı planlanmış. Diyelim ve bitirelim.